Tarih Sohbeti Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Tegret FM Radyomuzun bir tarih sohbetinde daha sizlerle buluşmaktan dolayı sevinçliyim. Bugünkü programımız esasında Teknik Basada Burcu Turan yardımcı oluyor. Programı hazırlayıp bir saate yakın müddet içinde sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı İnşallah ekibimle sizlere hayırlı, faydalı bir vakit geçirtmeye çalışacağız. Daha doğrusu vaktinizi hayra kullandırmaya çalışacağız. Geçirtmek derken aman gelsin geçsin. Geçsin geçsin bitsin şu. Bitince ne olacak? Ömür biter o zaman. Sen onu bir şeye yarar halde yap. Pazardan almışım bir şeyi. Hiç kullanmadan götürüp çöp tenekesine döküyorsun. Ondan sonra da ya işte bunlar kuşlar, karıncalar falan yerler diye de kendini teselli ediyorsun. Geç beyim geç. Bunun adına israf derler. En en zararlı israfta zaman israfıdır. Efendim, birkaç haftadır 1900'lü yılların başından itibaren 1909, daha sonraki adımları 1911, 1912, 1913 ve 1914-1918 arası arkasından da İstiklal Harbi dediğimiz şanlı direnişin hazırlayıcıları Avrupa'da hazırlayıcıları Osmanlı devletini yıkıp bu topraklara el koymak isteyenler baktar ki istiklal harbiyle bu insanlar topraklarını vermiyor. Eh vermeyebilirler. Biz bunları mümkün mertebe ufaktan ufaktan yönetmeye çalışalım. Çalışmalarına girdiler. Onlar ona başladıktan sonra da tabii milletimiz bayağı bir sıkıntılar da çekti. Şimdi acık bir silkini verince diyorlar ki aa ya Osmanlı'yı hortlatıyor bunlar. Bir dakika ya Osmanlı hortlak mıydı? Sizin soyunuz esas hortlayacak olan kaç yıl devlet idare ettiler? İngiltere'de Hollanda kraliyetinden insanlar yıllarca, yüzyıllarca krallık yaptılar. Birbirinizden damat alarak da devlet adamı yaptınız. Yani ithal, ithal devlet adamları, krallar. Adrada imparatorlar dediniz. Birbirinizin gözünü oydunuz. Şimdi de Osmanlı'yı hortlatacaklar diyorsunuz. Osmanlı hortlamaz. Osmanlı hortlamaz. Hortlak değildir. Bunu yazan çizen de eğer nüfus kağıdı TC ise eh onun da işi zor. Zor izah edemez yani zorluğu bu. Yoksa onun hayatı şöyle gider böyle gider tehdit manasına demiyorum. İzah edemez. Boğulur kalır. Son 200 yıldır şu andaki Anadolu'muzun çok şükür elimizde Anadolu'muzun dört yönünden de kuzey, güney, doğu, batı ve onların yardımcı yönlerinden bütün hücumlar Müslüman halk üzerine oldu. Justin McCarthy bunu ölüm ve sürgün kitabında Osmanlı Devleti'nin 1820 ile 1920 arasındaki çizdiği çizgiyi incelemiş. Bu incelemeyi de CIA'ya yaptırmış. Ölüm ve sürgün demiş adına adam. Bu için profesörü. Diyor ki bu coğrafyada Türk demek, Müslüman demek, Müslüman demek, Türk demektir. Yüzyılda yılda Herhangi dünyanın bir yerindeki coğrafi kısımda bir nüfus araştırması yapsanız belli bir zaman aralığında 50 yıl için, 100 yıl için, 200 yıl için ekseriyetle nüfus artı çıkarmış. Çıkmış bugünkü tecrübelere göre. Yani 100 yıl önceki Amerika'nın nüfusuyla 100 yıl sonraki Amerika'nın nüfusu artı bakiye vermiş. Muhasebeci diliyle söylersek. Her tarafta böyle olmuş. Ama bu Müslüman coğrafyasında 100 yılda netice, bilançonun neticesi eksi bakiye vermiş. Bu da diyor Justin McCarthy, bu da Müslümanları öldürdüler, öldüremediklerinde sürdüler diyor. Manisa yangınlarına kadar adam incelemiş. Anadolu coğrafyasındaki nüfus kayıplarını, Kafkaslardaki nüfus kayıplarını, Kırım ve Karadeniz'in kuzey sahillerindeki kayıpları, Bulgaristan, efendim, Balkanlar, külliyen hepsini saymayalım. Hepsi Balkanlar. Orta Doğu coğrafyası. Tamamıyla nüfus kıyılmış. Şu anda da bu nüfus kıyılıyor. Yine Müslüman nüfus. Düzensiz göçmen dediğimiz memleketlerinde geçim kaynakları kurumuş veya kurutulmuş. Oralarda imkanları azalmış, ellerinden alınmış. Çoluk çocuğu perişan olmasın diye de daha müreffeh bir hayat yaşayabilmek için daha mutlu bir hayat yaşayabilmek için yollara düşmüş, dağlar açmış, denizler geçmiş, denizler geçerken boğulmuş insanlar. Hepsinin nüfus kağıtlarına bakınız. Hepsi Müslüman ülkelerden. Allah Allah. Yani veya ülkelerin Müslüman gruplarından. Mesela Suriyelilerden hiç Ermeni göçmen yok. Haleb'in ve Şam'ın mağaza ticareti hususunda en zenginleri Ermenilerdir. O da 1915 sırasında Osmanlı Devleti'nin tehcir kararnamesiyle yine Osmanlı toprağında yer değiştirtilmiş. Devletin savaş gücünü düşürüyorsunuz, ordunun aleyhinde casusluk yapıyorsunuz diye. Siz burada uslu durmuyorsunuz demiş. Erzurum'dan almış... Götürmüş Halep'e. Halep'te İngiliz'in yönetiminde işte Orta Doğu coğrafyasını sınırları cetvelle çizerlerken İngilizler Irak diye bir devlet ortaya çıktı, Suriye diye bir devlet ortaya çıktı, Filistin diye bir devlet ortaya çıktı. Arkasından e, kırmızı mumlu e, bütün İslam aleminin dışındaki e, Hristiyan alemi dahil. Müslümanlara sırf engel olsun, tampon olsun diye İsrail devleti kurulmuş. İşte Suudi Arabistan diye bir devlet ortaya çıkmış. Çıkmış, çıkmış, çıkmış. Evet. Peki hep buralardan Müslüman da denen yerlerden göçenler de Hristiyan yok işlerinde ya. Bir araştırmacı araştırsın efendim. Benim yaşımla müsait değil. Halimde, sağlığımla müsait değil. Gençler bir araştırsın ya. Gitsinler nerelerden Avrupa'ya göçmen geçiyorsa o insanlar üzerinde demografik bir araştırma yapsınlar. Kim niye göçüyor? Dehşet bilgilere ulaşılır. Örf adet bilgilerine ulaşılır. Müslümanın nasıl sinsi sinsi hayatına kastedildiğinin çok önemli alametleri yakalanır. Genç tarihçiler, bu sözümü yabana atmayın. Bu sizin işinize çok yarayacak. Eğer hizmet etmek istiyorsanız, yok ben arkadaş KPSS'ye girerim, iyi. Oradan da devletin istediği puanı alırsam, Maaşımı alırım. Bir yerde de önüme koyarlar müfredatı. O müfredata göre talebimi yetiştiririm. Ne diyelim? Ne diyelim? Duvar dibinde yetişen yabani ot gibi öğretici olunamaz. Öğretici çok hassas endemik bitkilerin yetiştirildiği tarihçi yani endemik bitkilerin yetiştirildiği Büyük büyük pahalı seraların başındaki bahçevan gibidir. En kıymetli şeyi yetiştiriyor. Hata kabul etmez. O meyveler ne ki? Hepsini getirirsin serada, kaloriferide kurarsın. Muzunu da yetiştirirsin, avokadoyu da yetiştirirsin, mangoyu da yetiştirirsin. Az çok seri imalat olmasa bile... Ama insanı yetiştiremezsin. İnsan her iklimde yaşayabilecek şekilde allah Teala yaratmış. Her iklime uyum sağlıyor. Her türlü eğitimi kabul ediyor. E bu, bu cevheri işleyecek olanında müsaade ederseniz yani dünyada bir tane ...eşi olmayan kaşıkçı elması... ...topraktan bulunduğunda... ...lalet bir elmasçıya... ...bunu al usta ya şunu biraz... ...sağını solunu zımparala falan da... ...düzelt de bir satalım bunu... ...olmaz... ...onu... ...mütehassısın da mütehassısı olan... ...birisine yaptırmak lazım... ...evet... ...Osmanlı hortladı diyenlerin... ...aslında kendi kafalarındaki... ...hortlaklarla uğraştığını... Onların gafletiyle boğulduğunu görüyoruz. İşte bu çalışmalardan birisi de 1900'lü yıllardan itibaren Osmanlı Devleti'ni sinsi sinsi Roma İmparatorluğunu yeniden kuracağız. Ey İtalya kralı. Aha sana fırsat. Doğu Roma, Batı Roma da yapma. Roma İmparatorluğu yap. Doğu-Batı diye bölmüşler, birbirine düşman olmuş. E niye itikatları farklı? O ona sahtekar demiş. Tekfir etmiş. O ona sahtekar demiş. Tekfir etmiş. Katoliklerde, Ortodokslarda. Ondan sonra da Katolik Papa Haçlı Seferleri düzenleyince Bizans İmparatoru'nun askerini kullanmak istemişler. Bizans İmparatoru Katolikleri kullanmaya çalışmış. ...papa'ya rica etmiş bir ordu gönder... ...bütün masrafa bize ait... ...subaylarının maaşı da bize ait. Onlar da gelmişler... ...ya bir imparator... ...Doğu Roma imparatoru... ...bir... ...papa'ya söz veriyor... ...yazılı söz veriyor... Noter falan filan değil yani bu... ...şakası yok bunun... ...gelince de... ...valla biz dedik ama... ...yani o kadar da şeyimiz yok size ödeyecek. Bakıyorlar ki gelenlerde çapulcular. Kakalamış papa. Bu da çamura yatınca ha diyorlar sen bizi çağırdın. Şimdi de para vermemek için bize bahane buluyorsun. Adamı tahtından ediyorlar. Kudüs'e din devleti kurmaya gidenler, Kudüs'ü Müslümanların zulmünden güya kurtarmaya gidenler, İstanbul'da bir uzun mola veriyorlar. Dördüncü Haçlı Seferi'nde 1204'te verdikleri mola 60 sene sürüyor. 60 sene. Bizans imparatoru kaçacak delik arıyor. İşte bu Roma İmparatorluğunu ihya için Gizep Garibaldi'nin evvela Türkleri Avrupa'dan sürelim. Anadolu'da batısından sürelim. Türklerin en batı hududu en azından Bursa'dan geçsin diyor. İşte bu Balkan harpleri, Balkanlardaki Makedonya çetelerinin Osmanlı tebaası olan Makedonya çetelerinin, Makedon çetelerinin yaptıkları zulümlerle bir müddet içinde olsa Garibaldi'nin söylediği devletin sınırlarının çekilmesi hususundaki toprak kısmı yüzde yetmişe kadar onun dediğine geldi. Yüzde otuzu kaldı. Bursa'ya çekilen olmadı. Edirne'de kaldı bu iş. Hadi hadi biz zorlayın bakalım. Bir el atın şu işe. Birbirlerine düştüler. Osmanlı'nın mirasını sen çok alacaksın, ben çok alacağım diye. Evet. Şimdi Los Angeles Herald Volume de 16 Ağustos 1903 tarihli yazının anlattığı Makedon asilerinin yani Makedon çetelerinin özel eğitim almış istiklal ilanı ve mahalli idare kurabileceğine dair bir haber. Kim izin verdi? İstanbul izin verdi. 1903 Sultan Abdülhamit Han var. İstiklal ilan edecekler. Nerede? Bütün Yugoslavya coğrafyasında. Sade bir avuççı kadar Makedonya'da değil. Ve mahalli bir idare kuracaklar. Lütfetmişler yarı bağımsız olacak belki. Belki. Başı ucu açık değil, bir şey konuşma. Bu haber o çatışmaların devam ettiği zamanda çetelere moral vermek için sıcak haber olarak yayıldı. 1903 yazında yani bu haberin çıktığı sıralarda Makedon asiler, o çeteler birazcık bir ilerleme kaydettiler. Bu Küçücük askeri başarı eğer başarıysa politik neticesi yani hadi artık ya bağımsızlığımızı ilan edelim. Şu Türklere bağlı kalmayalım şekle getirildi. Sofya'da yapılan toplantıda Bulgar Prensliğinin makadonların yanında isyan için isyanı için baskı yapılmaya başlandı. Pahalı geldi tabi iş. Zor geldi. Şimdi Bulgar prensliğinde kullanacaklar. Halbuki Makedonlar Bulgarları sevmez. Bulgarlar Makedonları sevmez. Rumlar Makedonları sevmez. Makedonlar da Rumları da sevmez. Makedonya Yunanistan'a kaybedilmiş Büyük İskender'in toprakları gözüyle bakıyor. Kendilerinde Büyük İskender'in bin yıl önceki, 2000 yıl önceki neyse torunları gözüyle bakıyor. Dedemizin mirası diyor. Bulgaristan'ın namı nişanı okunmuyor. Ve Bulgaristan'a da hadi bakalım iş başa düştü. Sen de yoksa Türklerden taraf mısın? Şimdi Bulgar başbakanları geliyor. Türkiye kibarca karşılıyor. Bulgaristan devleti kurulduğu zaman Devletin üst yönetimi Ferdinand Coburg dahil üst yönetimi bakanları müsteşarları dış devletlere gönderdiklerini elçilerin hepsi İstanbul'daki Robert Kolej'den mezun Bulgar gençlerinden meydana geliyordu. Niye kurmuşlar şimdi anlaşılıyor mu efendim? 1865'te kurdukları bu Amerikan Koleji adı da Amerikan Koleji. Nerede? Osmanlı'nın başkentinde. Ne için kuruldu? Osmanlı'yı parçaladığımız zaman yerine kurulan devletlerin idarecileri burada yetişsin. Pontus'un ki burada yetişsin. Merzifon Koleji dahil. Efendim, e, Bulgaristan'ın burada yetişsin. Yunanistan'ın burada yetişsin. Oh! Oh! yapar efendim isterler sen davana sahip çıkmazsan evinin duvarının etrafının birileri tarafından açıldığını görmezsen o evin o duvarının yıkılmasını bekleyeceksin görüp de mani olmazsan o daha hangi duvardı inanç ve ahlak duvarıydı bu duvar gürül gürül yıkılırken ya işte tamam ya gençler de efsane şeyler bunlar. Bunlar çocuktur yaparlar ya böyle şeyler dediniz ama şimdi pazarda bile alan yok namusu. Pazarda bile alan yok. Ispanağın müşterisi var ama onun yok. Niye? Ne, ne, ne namus ya kardeşim bu kadar da gerici olmayın ya. Yobaz olmayın bu kadar ya. Ne, ne ya yani insanız ya insanın her türlü ihtiyacı var diye insanları nefsani hususlarda her şeyi artık hoş görme, istediği gibi yaşama, hayvanlardan da öte yaşama şekline getirmeye zihnen çalışıyorlar. Ya hayvanların bile kendilerinin ona göre mevsimleri var. Bir sürünün içerisinde koçlar koç katım zamanı bulunur. Ondan sonra koçlar ayrı, koyunlar ayrı. Ta ki kuzulama mevsimi bitip, kuzular böyle semirip anasını emmez ve kendi kendine besler hale gelinceye kadar koç katımı yapılmaz. Hangi cins koyun olursa olsun, bazısı erken olur, bazısı geç olur. Hayvanlarda bile hepsinde, vahşisinde, evcilinde, Bunların da musulunda. Ama şimdi insanların haline bakıyorsunuz. Eyvah eyvah diyorsunuz ya. Burada hiç hudut kalmamış. Evet. Bu Los Angeles Herald'daki haber özetini sizlere verdim. 1903'de Makedonların umutlandığı bir hadise oldu. Birdenbire bir yeşerdiler yani. Menekşeler gibi oldular. Dirildiler. Hani manavlar böyle su serper ya efendim yapraklı sebzelere onlar böyle suyu görünce bir dirilirler. O ne kadar tazeymiş bunlar falan dersiniz. 9 Ağustos 1903 tarihli gazetede Ermenistan'daki bazı hareketlenmeler Makedonları bu umutlarını söndürüp zora sokacak şeyler oldu. Hareketlenmeler. Makedon isyanı ile Ermeninci isyancıların Ermeni isyancıların irtibatı bir şeyler getirdi. Osmanlı ordusunun gücü de işte Hamidiye alaylarının onun için hala bizim meclisimizde de Hamidiye alayları kurmasından dolayı Sultan Abdülhamit Han tenkit edilir. Bunu taşlakçı çeteler tenkit ediyordu. Hınçakçı çeteler, katiller teşvi şey diyordu. Tenkit ediyorlar. Siz kimsiniz ya? Maaşınızı oradan mı alıyorsunuz? Osmanlı ordusu her iki tarafa da yetti. Bütün bu birleşme çabalarını boşa çıkardı. 14 Ekim tarihli gazetede başlık şu. Balkan isyanı bastırıldı. Balkan isyanı bastırıldı. Hemen altındaki devam eden haberde alt başlık gibi Türkler Manastır'ı Makedon çetelerinden temizlediler. İsyanın liderlerinden Çakalarov yakalanamadı. Ama onun emriyle isyan eden onun kurduğu tezgahla isyan eden, zorlamasıyla isyan eden köylüler teslim oldular. Çakalar of yakalansa ne olur, yakalanmasa Birliği gitmiş. Zavallı köylüleri kandırmış. Ali Suavi'nin e, efendim isyanında yaptığı gibi böyle sebzeci Arnavutları kandırıp da Abdülhamit Han'ı tahttan indirmeye çalışıyordu. Efendim küçük bir aramız var. İnşallah küçük bir aradan sonra programımıza devam edeceğiz. Tarih Sohbeti Kıymetli dinleyenlerim, TGRT FM Radyosu'nu dinliyorsunuz. Radyosunu yeni açanlar için arz ediyorum, açan dinleyicilerimiz için. Tarih Sohbeti programındayız. İkinci bölümündeyiz. San Francisco Kol adlı 13 Ekim 1914 Ekim 1903 tarihli gazete. Merakları bunları da not alsın. Arasına ne olacak efendim? Evinizde internet var, cep telefonunuzda internet var. Günlük 18 saatimizi zaten bu telefonlar heba etmiyor mu? Bari bu yola kullanalım da ecdadın ruhu şad olsun efendim. Nedir yani sosyal medyada o ona o ona adam tek teker gitmiş de şu kadar gitmiş de şu kadar ceza yemiş. Benim gündemimde bu yok ki ya. Yani bu memleket için canını ortaya koymuş zırhlı aracın daracık gözetleme deliğinden bakarak düşmana avlamaya çalışan Mehmetçiğimizin bu umurunda mı arkadaş? Yiğitlik tek teker gitmek değil. Yiğitlik bu vazifeleri talep etmekte. Ha buna ihtiyaç var. Yok. Belki gönüller müracaat ediyorlardır. Tahmin ediyorum. Ama devlet yok. Teşekkür ederiz. Şimdilik yok. Diyordur. Evet. Balkan ayaklanması neredeyse bastırıldığı haber. Türkler Manastır bölgesini Makadon çetelerden temizledi. Makadon çeteleri asiler asker gibi teşkilatlanmıştı. Ya kim teşkilatlandır bunları ya? Hı? Şimdi Türkiye'nin güneydoğusunda artık çökmüş de can çekişme safhasına girmiş olan terör örgütleri de böyle teşkilatlanıyordu. Başkan başkan başkanım. Emredersin başkanım. Ne oldu? Makedon askerleri hakikaten şey gibi böyle askeri birlik gibi düzenlenmişti. Niye? İleride orada devlet kuracaklar. Osmanlı'ya düşman devlet kuracaklar. Bunların çoğu da Bulgar ve Rus tebaası düzenli askeridi. Ha. 1853-56 Kırım Harbi ile başlayan Rus askerinin sıcak denizlere inmek için Balkanlardaki Yugoslavya toprağı üzerinden Adriyatik Denizi'ne inebilmek için o bölge insanların arasında çarlarının çok yaverleri vardı böyle açık göz, yüzü pek yaverleri vardı. Onlar bu teşkilatları kuruyorlardı. Onların artığı bunlar. Rusya orayı karıştırıyordu. Bulgaristan da artık aha, daha de artık devlet canım falan filan yani nerede ne kaldı şurada bir çeyrek kaldı diye 1905'te de istiklalli ilan etti. İstiklalli ilan edecek hale nasıl geldi? Batı'nın kışkırtmasıyla, desteğiyle geldi. Rus'un desteğiyle geldi o hale. Bölgenin sivil halkını da zorla bu birliklere katıp onları da düzenli ordu gibi eğitmeye başladılar. Rus subayları. Rus subayları. Bulgar subayları. Ya Bulgar'ın subayları var mıydı? Vardı tabii ya. Nerede vardı? Robert Kolej yetiştiriyordu. Robert Kolej yetiştirdi. Ruslar onlara güvenemezlerdi. Savaş alandan kaçardı ya. Onlara istihbarat görevleri verirlerdi. Bulgaristan'ın arazi arızalarını, tehlikeli geçitlerini, efendim nerelerden geçilir, nereler tehlikelidir bilirler diye bunları istihbarat için yani affedersiniz ben Bulgarlara hakaret etmek için söylemiyorum şimdi. Türkiye ile münasebetleri iyi. Akıllı davrananlar da bu münasebetleri daha da iyileştirirlerse kendi menfaatlerine. Türkiye'nin Bulgaristan'a ihtiyacı yok. Geçen gün gelmiş efendime söyleyeyim yani birkaç ay önce Bulgar Başbakanı Efendim e ee, ya bu göçmen hususunda bir Sofya'da bir şey yapsak falan filan. Yani derdi ki bizim devletimizin ileri gelenleri Avrupalı bir devletin görülüsü olsalardı Müslüman ve Türk evladı olarak onlar misafirine karşı çirkin davranmadılar. Sormak lazımdı. Şu Belene adasını bir anlatsana demek lazımdı gelin Bulgar başbakara. Şu Müslüman Türk isimlerinin sonuna ofları, ovları niye koydun? Ovayı niye koydun? Bir söylesene. Hudutlara zaman zaman yüz binleri niye atı verdin, getirdin? Getirdin, attın, malını mülkünü aldın. Hiçbir laf etmedi Türkiye. Tamam bakarız ama biz şimdi bunlara bakamayacağız. Sizinle de hududumuz var. Evet sizin hududunuz komünizm zamanında Bulgaristan hududu çok korunaklıydı efendim. Şimdi tahmin etmiyorum. Görmedim ben ta 1967 68 69 70 yıllarında Bulgar hududunda çalışmış birisiyim. Devletin verdiği irtibat telefon görevleriyle ilgili gençliğim oralarda geçti. Yani evet bir tel örgü vardı. Türkiye tarafında da bir tek pulluk izi vardı. Tek. Hani bir öküze saban bağlamışız. Sabandan şöyle bir pulluk izi yapılmış. Üçgenvari bir kanal. Küçük. Yani insanın ayağı Topuğuna kadar ancak sığar. Zaman içerisinde o yağmurlarla falan filan o toprak biraz daha akmış. Belli belirsiz. Bir de ot bitince yani ayağın ona denk gelir de böyle hafif bir esiklersen esiklemek derler Anadolu'da böyle bir e, seki vermeye. Efendim o zaman hududa geldiğini Türkiye tarafından anlıyordun. Bir de işte 500 metrede bir bir hudut taşı görürsünüz. O da küçücük bir şeydir toprağın otların arasında. Ama Bulgaristan tarafında çok muhtazam komünizm zamanında bir tel örgü. İnsanın atlayarak geçemeyeceği kadar yüksek bir tel örgü. Tel örgünün bitiminde hemen başlayan bir iz tarlası. Bu iz tarlası şöyle böyle insanın gerilip gerilip de atlayamayacağı kadar geniş bir tarla. Altı metre civarında her sene baharda ve sonbaharda bu tarla traktörlerle bütün Türkiye hududu boyunca iğne adıya kadar yani Rezbe Deresi başlayınca kadar belki yahut da Rezbe Deresi'nin ortalarında iğne adıya yaklaşırken bu ize şöyle irice bir kartal konsa izi çıkar iz tarlasa. Sürülmüş bir tarla. Yani parmak izi falan olan bir yer değil. Öyle bezler falan serli değil. Burayı da nöbetçiye kontrol ederler. Bir insan ayakkabısının taban izi varsa ha buradan birisi geçmiş diye. Atlayıp geçemezler oraya. Bir adam atlayarak geçemez. Ondan sonra bir tel örgü daha o tel örgünün insan göğsü hizasından yukarıdaki telleri alternatif akım bağlıydı. Evet. Dokunan yanıyor. Hadi iz tarlasını adam gözüne kestirdi. Ya izim çıkarsa çıksın dedi. Yeter ki ben şu berbat yerden kurtulayım. Gitti orada tel örgüye asılıp kebap oluyordu. Daha arkasında da çok sık yapılmış. Böyle baş siperinden biraz daha derin mevziler vardı. Bu mevziler mümkün mertebe çok ormanlık bölgesidir orası. Efendim ormanlık bölgede biraz daha büyükçe gölgesi olan ağaçların altına yapılırdı ki ağaç da onu duldurasın. Bulgar askeri karşı taraftan gelen bir askeri gördüğünde kendini göstermemek için heykel gibi durmaya eğitimliydi. Korkardı. Bizim askerler böyle şakalaşırlar falan filan orada. Aa, olan şunlara bak yavruların memleketine falan diye. Kendi Anadolu tabiriyle. Ne zaman ki Türk askerini görürler, hudut devriyeleri hemen bir yere sinerlerdi. Hemen Bulgaristan olduğu böyleydi. Ben o zamanlar baktım bizim tarafa bir tane pulluk izi. İster atla ister yürü. Hiçbir şey olmaz. Yani atlayarak geç. Bizde başka tel falan yok. Ha bura ne diyor? O tehlikeli geçitler nerede? Kaçılacak rejimin olduğu bir yerde. Komünizm rejiminin olduğu yerden huzur düzenine kaçmak için ...kendi topraklarında... ...bir kilometreyi böyle engellerle... ...doldurmuşlardı. İşte Bulgaristan... ...sözlerden nereye... ...vardı birdenbire. 9 Ağustos tarihli... ...Los Angeles... ...Herald... ...gazetesinde... ...9 Ağustos tarihli... Balkanlar için söylüyor, Makedonya için söylüyor. Burada dört çete grubu vardı. On bin asi manastırda. Diğer bir on bin silahlı asi de Kastorya'da çarpışıyordu. Evet, onar bin kişilik iki grup biri Manastır Dağları'nda. Ne Manastır Dağları? Bu Manastır Dağları. Enver Bey'in güya arkadaş olup da sonra Enver Bey'in onu Selanik iskelesinde vurdurdu ya efendim. Niyazi, Niyazi. Niyazi'nin taburuyla dağa çıkıp da vergi topladığı yerler. Hem de bu çetelerle o dağlarda anlaştılar. Çeteler de Osmanlı'ya karşı onar bin kişilik birliklerle Osmanlı'yı kovalayıp Edirne'yi de boşaltıp İstanbul'u da boşaltıp Bursa son hududuna ulaştıracaklar. Onun için çırpınıyorlar. Niyazi de oralarda Osmanlı Devleti'ne karşı isyan edip köylere diyor ki bundan sonra devlete vergi vermeyeceksiniz. Bana vereceksiniz. Bana. Osmanlı askeri bu 20 bin kişi temizledi buralarda. Haberde yazıyor bu temizledi diyor. Bu askerin içerisine Makedon çetelerine ilaveten Bulgar asilerin de çoğunlukta olduğunu gazete haberi yazıyor 1903 9 Ağustos tarihli e, evet 9 Ağustos tarihli Gazetede bu Kastorya'da bilhassa bulunanların içerisinde bol miktarda Bulgar da vardı diyor. Osmanlı bunları temizledi. Bir deterjan kiri nasıl temizler efendim? Oradan söker o kirlettiği kumaştan söker çamaşırdan onu son durağa kanalizasyona gönderir. Osmanlı böyle söktü. Evet, temizledi. Yine aynı gazetenin 2 Eylül 1903 tarihli, yani neredeyse 3 hafta sonraki bir nüshasında ki haberde Similero bölgesinde 1500 Bulgar'ın öldürüldüğü, ayrıca 20 Ağustos ile 1 Eylül arasında 650 Bulgar'ın daha öldürüldüğü yazıyordu. Aynı hadise. Öldü dedikleri Osmanlı bu çarpışmayı yapıyor. Abdülhamit Han'a bağlı birlikler yapıyor. Evet. Makedon çetelerinin ilk teşkilatlanması İmro adıyla anılan bir çeteydi. Bir teşkilat olarak çıktı ortaya. İmro. I, I yani M, R, O. Şimdi de var ya PKK, PYD işte. Onun da kendine göre her harfinin bir çözümü vardı. Bu çete teşkilatının lideri Boris Safarov'du. Makedon çete teşkilatının lideri Bulgar Boris Safarov. Nasıl? Eee böyle olur işte. Bir Makedon yok. Gizep Garibaldi yok. Ricciotti Garibaldi var oğlu. O da işte bu Safarov'u öldürttükten sonra Sandaniski başa geçti. Zalim Sandaniski. Boris Safarov'un Selanik'ten kaçtığı yazıyordu. Makedonlar böyle Bulgarlar falan darma duman olunca. 1903'te Ilinden isyanı denen Makedon kalkışması da bastırıldı. İlinden isyanı. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Osmanlı'nın gizli işgalinde yapılan çalışmaların ekseriyeti de yorumsuz olarak Batı basınında, Amerika ve Avrupa basınında, bazen Yeni Zelanda, bazen Avustralya basınında çıkan haberleri sizlerin önüne ...tercümelerini tabii koymaya çalışıyorum. 1904 tarihli bir haberde... ...Garibaldi'nin... ...nerede olduğu yazıyor. E tabii Garibaldi'nin... ...nerede olduğunu yazacaklar ki... E, ...moral bulsun çeteler ya... ...aa manevi liderimiz. İsyan bastırılınca... Boris Safarov Selanik'ten oraya kaçmıştı. Oradan da kaçarak İtalya'ya gitti. Akıldane İtalya, Doğu Roma, Roma İmparatorluğu'nu kuracak, Doğu Batı değil, kuracak. İtalya'ya gitti. İtalya'nın kurucusu, kurtarıcısı denen Garibaldi'nin tek oğlu Riccioto Garibaldi ile görüştü. Veli Ahd Baba gitti. Onun yerine o geçti. Ridiyotu Garibaldi gazete haberleri bunlar. Babasından babasının izinden gidip İtalyan ordusunun tek hakimi oldu. Vay vay vay. İtalyanın ordusunun Antalya'yı işgalinde İtalyanların bu Yunan'ın İzmir'e çıkması var ya, o işgalinde ondan sonra oralarda bulunan bir yaşlı öğretmen subayımız vardı. Böyle cephelerde bulunmuş ve İstiklal Harbi neticesinde bu İtalyan subayları esir düşmüş. Türk askerine onları da işte rütbelerine göre mümkün mertebe seçmeye tabi tutarak işte subaylar bir tarafa, az subaylar bir tarafa, neferler bir tarafa subayların olduğu koğuşlardaki ahlaksızlığı gören Türk muhafız subaylarından birinden dinlediği şeylere anlattı bizim gençliğimizde. Bizim yüzümüz kızardı. Bu nasıl ordu dedik ya bu ne kadar bir ahlaksız ordu ki. Evet. İşte tabii ki bunun başı kim olacak? Ricciotto Garibaldi olacak. O da Katalik Arnavut. İtalyan ordusu teslim edilmiş. Niye? Davaya hizmet ediyor. Roma'nın ünlü generali, generali Julius Caesar'ın makamına bu adam getirildi. Roma'yı da yakarım, yıkarım diyen bir deli vardı ya benim. Deli de değil. Yani deli, bir dava uğra deli olur efendim insan. Hakikaten. Delilik, aşıklıkla yani atbaşı gider. Bir manevi tarafı vardır. Bunlar zalim. Bunlarda his yok. Onlar tek şeyle beslenir. İnsan kanıyla. Press Volüm e, gazetesinde 19 Ocak 1905'te çıkan haberde Sarafov İtalyan generalinden, Diggio Garibaldi'den, Garibaldi'den, Makedonya için İtalyan gönüllü lejyonerler kurmasını istedi. Bulgar gidiyor, Boris Safarov, İtalyan ordusunu teslim ettikleri adama diyor ki, ya bu böyle Makedon çeteleri falan olacak gibi değil. Osmanlı geliyor, büküp büküp atıyor bizi. Büküp büküp 20 kişi 20 bin kişimiz gitti. İşte 3 bin kadar Bulgar'da gitti. Sen şimdi diyor lejyoner topla. Parayla asker topla. İtalyan lejyonerlerini ver diyor. Askerlikten anlayan ama maaşa bağlanmış. Yani PKK militanı istiyor. PYD militanı istiyor. Bunlar şimdi 500 dolara orada çalışıyorlar. Bu söylediğim terör örgütlerine adamlar da. O da alabiliyorlarsa şimdi paralarını da alabildiklerini zannetmiyorum. Çünkü gelir kapıları çöktü. Oğul Garibaldi baktı ki Aa, ah, bunlar hazır yiyecekler. Bunlara ben he desem gider bu lejyonerler de orada Osmanlı'ya bir davalar yok. Para davaları. Osmanlı'ya yenilirler, esir düşerler. Ben makamımı kaybederim dedi. Hayır ben sana lejyoner veremem dedi. Ne kahraman adammış efendim. Veremem dedi. Ta 1895'ten beri hatta daha öncesinden Avrupa Avrupa devletleri ki Burada İtalya Avrupa'nın içindedir. Roma yani. Makadonlara karşı zıt tavırlıydı. E şey Makadon'du. Gizep Garibaldi. Oğul Garibaldi Makadon. Katolik. Ha onlar Arnavut'tu belki. Makadon değiliz falan diyorlar. Makadonlar apayrı bir millet zaten. Makadonlar ayrı bir halleri var. Türkiye onlarla şu anda gayet iyi ilişkiler içerisinde. Ama onların dışı belki iyi görünüyor ama içinin daha böyle bir yatıştığını zannetmiyorum. İnşallah yatışırlar. Ve onların ölümcül rakibi Avusturya ve Rusya'nın adamı saydı Safarov'u safarıofu ve kıymetli dinleyenlerim Osmanlı işgali için neler yapıldığını 1900'lü yıllardan itibaren 1905'e kadar geldik 1909'a kadar yani 31 Mart Bakası... sadece hadin yahu artık şu sultanı bir indirelim meselesi değil ince ince dantel gibi işlenmiş bir ihanet dantelesidir. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Önümüz olsa anlatmaya devam edeceğiz. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Teknik Pasada Burcu Turan bizlere yardım etti. Programı hazırlayıp sunan ben İsmail Yaci, Bütün dinleyenlerime bundan sonraki hayatlarında huzurlu, ömürlü, mesut, bahtiyar ve memlekete hayırlı işlerle uğraşır geçecek bir ömür sürmelerini diliyorum. Hoşçakalınız efendim. Tarih sohbeti.